Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Soru Bankası bölümünde 3. soruyla sizlerle beraberim. Bir açı sorusu yazdım. İsterseniz ben çözmeden önce siz videoyu durdurup kendiniz cevabı bulun. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen soruyu okuyarak başlıyorum. Şekildeki PRS üçgeni ikizkenar üçgen. Bakın şurada zaten görüyorsunuz. Ve PR uzunluğu ile yani PR doğru parçası ile PS doğru parçası birbiriyle eşittir diyor. Ve ikizkenar olduğunu söylemişti zaten. Şu işaretlerden de anlayabiliriz. Ve RPS açısı 40 derece. Bakın şuradaki tepe açısı. Ve RSZ açısı ise 120 derece. Yine şeklimizde görüyoruz. Buradaki açı da 120 dereceymiş. Bize nereyi soruyor? TRP açısı kaç derecedir diyor. Yani şuradaki TRP şurayı soruyor. Şöyle göstereyim hem. Buradaki bu geniş açıyı soruyor. RTZS dörtgeni paralel kenardır diyor. Bu bilgi de bizim şimdi işimize yarayacak. Ne yapalım ilk önce? İkizkenar üçgenin özelliklerinden yararlanarak şuradaki şu üçgenin içerisindeki açıyı bulalım. Bakın tepe açısı 40 derece ve üçgenlerin iç açıları 180 oluyor. O zaman ilk önce 180'den buradaki tepe açısını çıkaralım 40 dereceyi ve geriye ne kaldı? 140 derece. 140 derece demek buradaki R açısı ve S açısı yani üçgenin içindeki kısım ikisi birbiriyle eşit olmak durumunda. İkizkenar üçgenin özelliklerinde ikiz olan kenarların karşısındaki açılar birbiriyle eşit oluyor. O zaman 140 derece demek şuradaki açı ile şuradaki açı ikisi beraber demek. İkisi eşit. O zaman 140'ı 2'ye bölüyoruz. Hemen bölelim. Ve buradaki açıları bulacağız. 70. Yani şurası 70. Burası da 70 ama bize şurası lazım. Şimdi geldik buradaki bölümü bulacağız ve ikisi beraber bize sorulan açıyı ifade ediyor zaten. Bunu da paralel kenarın özelliklerinden yararlanacağız. Paralel kenarlarda karşılıklı açılar birbiriyle eşit oluyor ve bir tane geniş açıyla yanındaki komşu açı yani dar açı birlikte toplandığında 180 oluyor. Paralel kenarın içindeki tüm açıların toplamı 360. Bir daha söylüyorum. Şuradaki geniş açıyla hemen yanındaki dar açı 180 ya da şuradaki 120 derece ile şuradaki dar açı Z açısı ikisi 180. Zaten Z ile R aynı olacaklar. S ile T de aynı olacaklar ama bize bunlar lazım değil. Bize şurası lazım. O zaman ne yapıyoruz? 180'den 120'yi çıkarıyoruz. Ve geriye ne kaldı? 60 derece. O zaman şuradaki bölüm de 60 derece. Hatta şöyle biraz tarayarak göstereyim. Şimdi ne oldu? Her ikisini topladığımızda bize sorulan TRP açısını bulmuş olacağız. Yani 70 ile 60'ı toplayacağız şurada. Ve cevabımız 130 derece olacak. Demek ki buradaki TRP açısı şu ikisi beraber hatta şöyle tarayarak göstereyim. 130 dereceymiş. Cevabımızı yapmış olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.